Mesela Avrupa Birliği'nden yetkililerin yarın başlayacak dışişleri, AB Dışişleri Bakanları toplantısı ile ilgili söylediği birkaç şey vardı. Diyordu ki yani Yunanistan'ın sesine kulak vereceğiz dedi. Zaten Almanya da bunu söyledi. Hatırlarsan Almanya Dışişleri Bakanı Yunanistan ziyaretinde Yunanistan'ın yanında Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın yanında olduklarını söylemişti. Şimdi bazı Avrupa Birliği yetkilileri diyor ki bu yarın yapılacak şeyde toplantıda Türkiye'nin üyeliğinin sona erdirilmesi de dahil bütün opsiyonların masada olduğunu söyledi. Yani Ömer'in dediği şey doğru. Almanya gibi ülkeler Türkiye ile köprüleri atmak istemiyor ama diğer taraftan da bir şey hali var. Yani Türkiye'nin sürekli planları bozan, hani bunu Türkiye'de söylesem bu çok pozitif algılanıyor dedi. Planları bozan ülke olarak. Fakat dış politikada bu korkunç bir yalnızlığa itiyor. Yani mesela Libya meselesinde de Almanya biliyorsun arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Berlin'de bir konferans toplandı. Fakat mesela Almanya Operasyon İrini'ye asker gönderdi. O Operasyon İrini işte Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosunun delinmediğini şey yapmak için, ondan emin olmak için oluşturduğu bir operasyon ve Almanya buna müdahil oldu. Dolayısıyla bir taraftan bir şey var, evet Türkiye ile köprüler atılmasın ama diğer taraftan da bir bıkkınlık ve şey hali var bence. Türkiye'nin müttefik olarak gördüğü ülkelerde Türkiye ile ne yapacağız? Türkiye problemi mevzu konuşuluyor hep.